Sanatçı Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabından tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisine gönderdiği son kitabını paylaşmasının ardından gelen tepkiler ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Livaneli, Demirtaş elbette edebiyatımızın usta isimlerinden. Şimdi buna çok büyük tepki gösterdiler. Demek ki Selahattin Demirtaş'ın öneminin farkındalar. Yani şu anda Selahattin Demirtaş'ı Ekrem İmamoğlu'nun çeşitli isimleri hedeflerine koymuşlar. Bunları yok etmek istiyorlar, değerlendirmesini yaptı. Geçmişte de vatan haini ilan edildiğini anımsatan Livaneli, Sur yıkılırken, bombalanırken İstanbul'da insanlık zirvesini topladılar. Mane olmaya çalıştım UNESCO'ya olamadım. Onun üzerine dünya basınına bir mektup göndererek bunu kınayarak istifa ettim. O zaman da çok vatan haini oldum tabii. Daha önce Yaşar Kemal ile çeşitli arkadaşlarla basın toplantıları, barış bildirileri yapardık. Bazı tutuklular için devreye girerdik. O zaman da vatan haini olduk. Ölüm oruçlarında da vatan haini olduk. Zaten bütün askeri dönemlerde vatan hainiydik ifadelerini kullandı. Artı gerçekten Alin Özinan'a konuşan Divaneli şunları kaydetti. Demirtaş'ın öneminin farkındalar. Siz sosyal medyayı oldukça iyi kullanan bir sanatçısınız. Yanlış hatırlamıyorsam Sayın Demirtaş'ın size gönderdiği son kitabını paylaşmıştınız. Yine vatan haini oldunuz o paylaşım yüzünden. Ben tabii ki öyle. Şimdi bakın, Selahattin Demirtaş benim çok sevdiğim, saydığım bir dostum. İlk kitabına da Seher'e benim bir imzamı yazmamı istemişti. Kitabın arka kapağı için yazı yazmıştım. O zaman o kadar büyük tepki olmamıştı. Şimdi bana kitap göndermek nezaketinde bulunmuş. Ben de o nezakete kitabın ithaf sayfasıyla teşekkür ettim. Şimdi bu daha da masum bir şey. Orada da siyasiden çok yazar olarak yazar kimliğini öne çıkartmak istedim. Demirtaş elbette edebiyatımızın usta isimlerinden. Şimdi buna çok büyük tepki gösterdiler. Demek ki Selahattin Demirtaş'ın önemini farkındalar. Yani şu anda Selahattin Demirtaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nu çeşitli isimlere hedeflerine koymuşlar, bunları yok etmek istiyorlar. Bu son olanlarda da biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu için soruşturma açıldı. Efendim alıyormuş işte PKK'lileri şimdi sonuçta çok büyük bir tepki geldi ama ben her zaman bu tepkiyi aldım. Mesela 1996'dan beri UNESCO'ya iyi niyet elçisiyim. Paris'e tayin etmişti beni. Paris'te çok da büyük aktivitelerimiz oldu. Sonra Sur yıkılırken, bombalanırken İstanbul'da insanlık zirvesini topladılar. Mani olmaya çalıştım UNESCO'ya. Olamadım. Onun üzerine dünya basınına bir mektup göndererek bunu kınayarak istifa ettim. O zaman da çok vatan haini oldum tabii.